Hazreti Yahya Aleyhisselama verilen Hannan hangi esmanın özelliğindendir? Ve bir vuslat yolcusu bu özelliğe nasıl ulaşır? Evet. Önce Allah'ın Hannan ismi e, Yahya Aleyhisselama verilmemiştir. Bir ismi verince Allah'ın vermesi gerekir. Allah ona böyle bir isim vermemiştir. Kardeşimiz bunu nereden okumuşsa bilmiyoruz. Bir şey söylerken Allah'ın onu söylemiş olması gerekir. Hanan Allah'ın Halim isminin tecellisinden tecelli eden bir fiildir. Yumuşak davranma hali. Bununla beraber bir kul için kullanıldığında ne demektir aslında? Efendi, nazik, kibar manasındadır. Bu Esma-ül içinde yoktur. Fiil olarak Evet, Allah'ın kullarına muamelesini beyan eder. Kulun bu hali almasını beyan eder. Bu ismi almak için e, diye soruyor kardeşimiz. Bu ismi değil, Allah'ın Halim ismini almak için. Evet, bu isim Halim isminden tecelli ediyor. Sebur ismi aynı şekilde Halim isminden tecelli ediyor. Çünkü o Kur'a ait sıfattır, Allah'a ait değil. Allah'a ait olan Halim ismidir ne demektir? Kullara cezayı hak ettiği şekilde halim olarak, yumuşak olarak onlara muamele edip cezayı vermeyen, cezayı geciktiren veya halim isminden gıfur ismi tecelli eder, mağfiret eden, bunu tövbe etsin diye ona imkan tanıyan, ona halim olarak muamele eder, o kazansın diye herhangi bir sorumluluk ona ağır geldiğinde aynı şekilde halim olarak muamele eder ki o ona ağır gelmesin, gücü ona yetsin, gerekeni yapabilsin diye muamele eder. Allah onun için halimdir. Bu ismi aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam için Allah buyurur. O halim biriydi. Halim olmak için evet ne gerekiyor? Hangi tarafa dönersek dönelim, önümüze iman gelir. Allah'a iman. Allah'a aşık olmak gerekir. Çünkü sürekli önümüze gelen imandır. Rabbimizi sevdiğimizde onun isimleri üzerimizde tecelli eder. O tecelli ediyor. Evet biz sadece gönlümüzü ona açmış ve onu sevmişiz. Biz onu sevince evet onun sevgisi o ismiyle bize tecellisine vesile olmuş olur. Yapmamız gereken şey evet marifetimizi artırıp imanımızı artırmaktır. Evet.